Evet, Başar Omni Podcast'e hoş geldiniz. Ee, yeni güzel konuklarımız gelmeye devam ediyor. Takibi unutmayın, beğenmeyi unutmayın ki daha güzel konuklar da gelsin. Ee, bugünkü konuğumuz Savaş Cebeci. Ee, hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim Başar'cığım. Ee, bomba gibiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Bizim de güzel. Bu arada sponsorumuz kahve, sporcu kahvesi, iki kat kafeinli Rhino Blend. Denemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar Tam benim ihtiyacım olan şey kahve bağımlısı olarak iki kat kafein <laughs> Evet valla spordan önce Bu arada hemen bir sözünü kesiyorum özür dilerim ben çok söz keserim <laughs> <laughs> Kafein arkadaşlar yağ yakımı için özellikle güzel bir şeydir Çünkü birçok şeyde e, yağ yakıcılar da kafein bazlıdır Kafeinin yağ yakıcı özelliği var. Yani yağ yakıcı alacak paranız yoksa kafein kullanabilirsiniz. Tabi onda da abartmayın. Günde 2-3 e, kupadan fazla içmeyin. Ama bana kaç kupa içiyorsunuz derseniz ben günde 4 kupa falan içiyorum. Güzel yağ yakar. Özellikle aç karnına. Teşekkürler. Ee, şimdi e, Savaş Cebeci'yi zaten çoğunuz tanıyor. Tanımayanlar için e, YouTube'da 600 bin e, takipçisi olan. Sadece kendi kanalında 100 e, kaç pardon 142 milyon sadece kendi kanalında izlenmesi olan e, bir içerik üreticisi. E, orijinalinde ilk başlayışında e, sporculara biraz daha eğitim amaçlı başlayıp ondan sonra da e, kendi tecrübelerinden hayat tecrübelerinden e, içerikler üretip e, çok güzel içerikler hem eğlenceli hem e, bilgilendirici içerikler üreten biri e, şuradan başlamak istiyorum. Ee, ...bir videom vardı... E, Halk videosu... Halk e, kostüm e, şeyine evet, giderken... Evet, Kanada'da çektiğim video, evet. Şimdi o... E, ...o videoda e, başlık da şuydu... ...hayatı korkusuzca yaşa... ...el alem ne der diye. Şimdi ben bu videoda... E, Eğlenme espri ayrı ama asıl önemli olan bizim Türkiye'de de çok olan bir şey gerçekten toplum baskısı. İnsanlar ne der? Mahalle ne yapar, baskısı. Mahalle baskısı. El alem ne der? Burada çok güzel e, anlatmıştım. Biraz bundan konuşmak istiyorum. O videoyu ver istersen. Bilmiyorum verme şeyin var mı? İnsanlar da görsün neden bahsettiğimizi. Çünkü onun kostümü falan şey yani. Yani... Öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Sana kostümü kostümü bırak. Onun bir e, iki buçuk saat makyajı var. Evet. O benim üzerimdeki o yüz boyama, <laughs> kaşlar, gözler, yeşile boyanma filan e, halk şeyi o iki buçuk saat makyajı var. Ben o elbiseleri almak için. 3-4 tane Kanada'da eskici dolaştım <laughs> Bir yerden gömleği aldım Bir yerden pantolon aldım Sonra geldim eve onları yırttım Böyle tam halk görüntüsü için <laughs> Yani bayağı bir böyle bir 6-7 saatlik bir emek var Artı Onu giyecek de Gullet var yani Çıkıp Evet Evet. O, o görüntüyü şimdi hazırlayayım ben Tamam. O sırada biraz bahsedebilir misin? Yani bu Türkiye'de çok Toplum baskısı var. Herkes e, konuşmaya korkuyor, düşüncesini söylemeye korkuyor. E, ben mesela bunu çok destekleyen biriyim. Ya yani insanlar düşüncesini söylemeli. Ha bu demek değil ki her aklına geleni söyle, herkesi üz. Değil. Saygılı bir şekilde şahsi düşünceni söylemelisin. Ama e, tabii söylemeden önce de biraz da düşünmek de lazım. Yani benim düşüncem doğru mu, mantıklı mı, e, akılcı mı, faydalı mı vesaire. Biraz bahsedebilir misin bu Şimdi Başar, yaptım? Türkiye'de şöyle bir problem var. Düşünce özgürlüğüyle hakaret etme özgürlüğünü karıştıranlar var. Hı hı. Bak düşünceni söyleyebilirsin. Ben de Amerika'da yani hayatımın yarısı Amerika'da geçti. Dünyanın en özgürlükçü ülkesidir. Anayasasında yazar. Konuşma özgürlüğü. Yani ben ilk Amerika'ya geldiğim zaman Bush iktidardaydı. Başkandı. Hı uh -huh. O zaman birinci körfez savaşı vardı sanırım. Adamın biri Times meydanında Bush uluslararası teröristtir yazmış kartona yürüyordu. Dedim ki bunu Türkiye'de birisi yazsa adamı hapse bile atmazlar. Bu deli derler şeye götürürler. Yani ben özgürlükçü bir adamım. Ama şimdi işin hakaret kısmı var. Hı uh hı. -huh. Şimdi hakaret özgürlüğü yok. Hakaret özgürlüğü yok. Bunu karıştırmayalım. Ee, evet. Düşünce özgürlüğü var. Düşüncenizi istediğiniz gibi söyleyin. Bana istediğiniz eleştirileri yapın. Ama bana hakaret yaparsan buna izin vermem. Ben kanalımdan atıyorum. Ben kendi taklit yarışmamı düzenledim ya iki kere. Hı hı. Benle ne dalga geçtiler filan. Ben kazanana ödül verdim yani. Peki insanlar niye? bu kadar çekiniyor yani düşüncesini söylemekten. Düşüncesini söylemekten niye çekiliyor? Şimdi ben çok böyle politik mevzulara girmek istemiyorum. Yok. Şimdi eleştirebilirsin. Şimdi bak cumhurbaşkanını eleştirebilirsin. Biraz ufaktan gireyim. Madem konu açıldı, ben bir video yaptım. Cumhurbaşkanım demek suç mu dedim yani? Ya kabul et etme. Bu kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı. Eleştirebilirsin Anladım. evet. Yok. Ama yani böyle hak hayır. Şahsi Hakaret ettiğin zaman ama... olmuyor. Evet. Olmuyor yani. Beni eleştirebilirsin hı hı. ama hakarete girdiği zaman olmuyor. İnsanlar niye korkuyor? Birincisi ee, mahalle baskısı dediğin gibi. Yani benim o videoyu sen bir yandan bakıyorsun sanırım. Hı hı. Yani o kıyafeti giyip Türkiye'de kim dolaşabilir ya adamı tefe koyarlar yani. Ha ben o videoyu yaptım. Evet aynen. O videoyu bir de yayınladım yani. Evet. Yani, ben bunu Türkiye'de de yaparım bu arada. Bence tem, size. temelinde şu, yani öncelikle bir öğretilme var. Yani aileden şu öğretilmiş. Ya sen söyleme. Sen ne karışıyorsun? Boşver öyle olsun. Bize dokunmayan yalan bin yaşasın. Evet, Et ya, diye süt diye ha. karışma. Evet. Evet öyle, öyle ev bir şey var. Konuşuyor. Şimdi öğretilme bir var. İkinci Bu biraz bak bunu şimdi tarihsel sürecine bakmak lazım. Hı hı. Türkiye maalesef 1960'lardan beri sürekli böyle bir darbeler oldu. Sürekli bir darbe oldu. Her darbede böyle konuşma özgürlüğü baskılandı. Bir şey oldu, tık darbe oldu, herkes sustu. Bir şey oldu, tık darbe oldu, herkes sustu. Bir şey oldu, tık darbe oldu. Ben 1980 ee, darbesinde çocuktum. E, o zaman hatırlıyorum ben, duvarlara yazılar yazarlardı. Dev sol, dev yol bilmem ne filan. E, bayrak ipi var. Bak çok komik bir hikayem anlatayım. İlk defa anlatıyorum bunu. İlkokuldayız, bayrak direği var. E, İstanbul Pendik'te ilkokula gidiyorum, Kaynarca'da. E, Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu eski binasında bizim de çocuğuz eğlencemiz bayrak direğinin ipini asılıp tarzan o zaman tarzan meşhurdu asılıyoruz direğin bu tarafından öbür tarafına geçiyoruz aa filan yapıyoruz tarzan gibi geçiyoruz orada ben bayrağın ipini koparmışım tam da böyle 12 Eylül zamanı tık eve bizim polisler geldi çocuğunuz anneme demiş ki çocuğunuz bayrağın ipini kopardı amacı neydi <laughs> bak yemin ediyorum ya böyle bir şey var Neyin mı nereye demiş ki yani ne amacı çocuk demiş yani Şimdi böyle paranoyak bir şekilde bir toplum olduk biz darbelerden sonra e, dolayısıyla e, böyle bir baskı oluştu. Bir de herkesle iyi olayım diye insanların bir düşüncesi var sanırım. Yani mesela, benim hiç öyle düşüncem yok. Ben de tam tersi yani. Evet yani A kişisi B kişisi boş ver ona e, e, eksiğini söylemeyelim tam tersi arkasından konuşayım yüzüne politik oluyor. Ya bu biraz şey ya mesela Amerika'da şey vardır. Aa, düello kültürü vardır. Kovboy filmlerini bilir misin? Evet. İki kişi karşı karşıya karşıya hı hı. geçer. Tutarlar böyle. Kim önce silahını çekerse vurur. Hı hı. Arkadan vurma bizde var. Orta kültüründe var biliyor musun? Biraz dedikodu kültürüne benziyor mu? Bak bak anladın mı? Evet. Bak yüzüne karşı değil. Hı hı. Benim en son birçok videomda da oldu. Bana da birçok kişi laf söylüyor. Diyorum ki en son dedim yüzüme söyleyin ya. Bizde yüze söyleme yok. Böyle arkadan dolanıp arkasından şey yapma bilmem ne. Bilmiyorum de... niye niye bilmiyorum. Ya bu bu Türk kültürü değil. Bu Orta Doğu kültürü. Ben buna inanıyorum. Ya bu bizim Türkler özgü bir şey değil bu. Bizim Orta Doğu'dan aldığımız kültür bu. Şimdi dünyada da bunu biraz e, sanki göndermeye çalışıyorlar. Bu nereden geliyor? İşte bu e, kiloyla dalga geçme, fat shaming e, olayları var. Body shaming. Ha body shaming. Neyse, yani e, vücuduyla dalga geçmek kilolu bir insana kilolu demek. Yani şimdi e, Amerika'da özellikle e, onu deme o üzülür, şunu deme bu üzülür. Amerika'da kimseyi konuşturmamaya da başladılar. Sanki bir baskı var, değil mi? Yok Amerika'da tam tersi e, kiloyla dalga geçmek diskriminasyona girdi O. Tabi. Ya, yani yani ee... ayrımcılık suçuna girdi. Nasıl sen mesela zencisin diye adama Hı. ayrımcılık yapamazsın suç ya da geysin diye ayrımcılık yapamazsın suç. Şişmanlığı da ona soktular. Bu ne zaman oldu? Bu yeni. Yani susturmaya çalışıyorlar. İnsanlar yani diyor herhalde... ki hayır adamın diyor vücutuyla diyor dalga geçemezsin diyor yani. Peki nedir? Yani ha dalga ben de diyorum mesela ben zargana mesela? terimini ürettim Türkiye'de. Hı hı. Böyle zargana balık vardır böyle ince filan. Evet. <laughs> zargana terimini üretti Bu aslında hakaret değil. Ben mesela şişmanı diyorum ki bir videom var. Sen dedim kardeşim önce sen dedim şişkosun şişko olduğunu kendine söyleyeceksin. Hı hı. Ki problemi önce bir kabul edeceksin ondan sonra çözüm üreteceksin. Bu hakaret değil. Zargana da hakaret değil, şişko demek de hata, hakaret değil benim nezdimde. Çünkü ben bir antrenör olarak bakıyorum. Zargana isan diyorum kardeşim, zargan olduğunu kabul edeceksin, kas yapacaksın. Şişkoysan da şişko olduğunu kabul edeceksin, kilo vereceksin. Ha, ha. vermek istemiyorsan senin tercihin. Bir de mesela e, şu var, sürü psikolojisi var sonuçta. E, mesela bazı yapılan deneyler var. Bu deneyde bir tane e, adam veya kadını koyuyorlar. E, o da toplam 20 kişi bir kişi sadece denek, diğer 19 kişi anlaşmalı yok yok oyuncu oyuncu. Ondan sonra 19 kişi diyor ki bu diyor ondan daha küçük diyor iki tane kutu koyuyorlar yakın boydalar bu diyor daha küçük. Ondan sonra her zaman yüzde 90 19 kişinin o baskısıyla o bir kişi o 19 kişinin seçtiği şeyi seçiyor. Birisi de kral çıplak diyemiyor yani. Evet. Yani bundan da bence biraz e, güç alınıyor. Bu e, Hollywood'da vesairede müzik şeylerinde daha çok bu kitlesel yönlendirme olaylarını da var tabi canım. Yani şimdi şimdi e, Hollywood dünyayı bak şimdi sosyal medya çıktı da Hollywood uzun yıllar e, toplumları yönetti. Algı yönetimiyle. Biz nasıl büyüdük? İşte Sen kaç doğumlusun bilmiyorum. 86. 86. Benden evet. bayağı küçüksün ama eski kovboy evet. filmlerini hatırlar mısın? Evet. Biz nasıl büyüdük? Hep Kızılderililer düşman, kovboylar bizden, Kızılderililer kafa kesiyor gidip öldürelim filan. Böyle büyüdük. Bu, bu, bu algıyı bize kim verdi? Hollywood verdi. Hı hı. Ama gerçekte de öyle değil ki. Gerçekte de Kızılderililer onun yenilisiydi yani. Evet. Kovboylar gidip öldürüyordu. Diyorum ya algı yönetimi başka bir şey yani. Bir de senelerce hep şey de yaptılar. Amerikan arabaları. Amerikan Tabii 80'lerde bak 80'lerde ben çocukken Kadıköy Üsküdar hattında dolmuşlar vardı. Bakın Google'da görürsünüz. Normal dolmuş yoktu. Hep eski Amerikan arabaları vardı. Ben çok da severdim onu. Girerdik sıkış tıkış böyle 8 kişi arabaya binerdik filan. Eski Amerikan arabaları Sonra kaldılar şimdi o <laughs> Ford Mort bir şeyler koydular filan. Benim babam mesela Chevrolet Impala'sı vardı. Böyle 68 Impala'sı vardı o zaman böyle çok güzel arabaydı. 3 vites koldan vites 200'e falan çıkardı. <laughs> Makas yoktu, sustalı derlerdi böyle. Freni basardın aracın önü şöyle selam verdi. Amerikan arabaları vardı. Sonra sonra bitti Amerika biraz böyle ağır sanayiden, oto sanayiden çıkıp biraz böyle borsa, stock markete falan geçti. Avrupa'ya kaydı. Eskiden arkadaşlar Türkiye'de hep Amerikan arabaları vardı 80'lerde. Hı. <laughs> Öyleydi yani. Bu arada yaşım da ortaya çıkıyor galiba. Çok eskiler anlatıp. Neyse çenemi kapatayım. <laughs> o zaman yenilere gelelim. gelelim. Yenilenmeye gelelim. Bir konuşmak istediğim bir konu daha. Anti aging konusu. Bu, e, dünya, ben de var o. Dünyada ben de da de var. çok popüler bir şey. E, bu sonuçta hormonal olarak insanlar e, belli bir yaşta başlıyor. Belli bir yaşta pik ediyor. Ondan sonra yaşlanma dediğimiz yaşlanarak ee, ...hormonlar düşmeye başlıyor. Bu anti aging'de de bu düşen hormonları e, yavaş yavaş yani dışarıdan yine doğal e, seviyelere getirme olayı var. Bunlardan biri mesela testosteron. Hı -hı. E, bu konudan Çok biraz e, konuşalım istiyorum. Yani bu sadece e, fiziksel görüntü değil. Şimdi en testosteron anti aging sağlık. değil... Evet. O gelelim konuya. Sen tam şeyini bitir. Ama hemen tabii. girmek istedim Diyorum. Testosteron anti-aging evet, değil, uh -huh. tedavidir. Evet. O başka bir şey. Growth hormone anti-aging'dir. Ben ikisini de kullanıyorum. Tamam. Bir bahsedebilir miyiz biraz ısından de? Şimdi e, sorun ne? Yani buna karşı mısın? Tuhaf mı mı geliyor? Ben, sorun ne tam olarak? Yok. Ben bunu olumlu buluyorum. Hı. Şimdi bu bir teknolojidir. Evet. Şimdi ortada bir e, e, eksi varsa bu eksiyi düzeltmek Kesinlikle. lazım. Şimdi düşük Testosteron seviyesinin e, kemikte eksikleri oluyor. Bilmem beyinde eksikleri oluyor. Onun dışında en önemlisi yaşam kalitesinde. Mental olarak e, enerji düşüklüğü olsun vesaire. O yüzden ben bunun tabii ki fazlasını değil. normali yani nedir? Sağlıklı genç zamanlardaki kullanımına e, gerekiyorsa. Ama mesela şu da var. Yurt dışında bunu gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Baktınız hormon değeriniz düşük çıktı. Hemen pat diye yazmıyor. Önce diyor ki beslenmeni bir düşür, kilonu ver. Onları Yo, yaptıktan Amerika'da sonra. Amerika'da direkt yazıyor, yaşına bağlı direkt yazıyor. Yazatabilir yani. yani. ama ilk yaklaşım yani bunu biz doğal olarak tekrar yükseltebiliyor muyuz? Doğal olarak şimdi bak, yükseltemiyorsak o zaman takviyeye geçelim gibi yaklaşımı destekliyor. Şimdi te, 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 test. Şu bu o, o konu biraz teknik bir konu. Evet. Birincisi birincisi yaşa bağlı. Ben testosteron şu anda kullanıyorum. Ben testosteron kullanmaya 40 yaşından sonra başladım. Evet. Ben 40 yaşına kadar hiç kullanmadım. Evet. Çünkü ben vücut geliştirmeci değilim. Ben eğitimciyim. Ben spor bilimcisiyim. Hı hı. 40 yaşından sonra doğal olarak benim testosteronum düştü. Tabi. Doktora gittim. Ben bana testosteron yazdı. Dolayısıyla ben şu anda haftada bir saat testosteron kullanıyorum. Hı hı. Uzun yıllardır. Bu benim tedavim. Evet. Testosteron hormonu e, bir erkeğin en önde gelen olması mutlaka gereken hormonların başındadır. Evet. Yani testosteron demek kas değil arkadaşlar. Testosteron demek libido demek, libido demek kas, testosteron demek enerji demek. Testosteron demek modunun iyi olması demek. Yani sende testosteron eksikliği varsa bunların hepsi down olur. Kendini kötü hissedersin. Growth hormonu da kullanıyorum. Günde ben ortalama 2-3 ayı kullanıyorum. Şu anda benim gibi böyle yaklaşık 115-120 kilo bir insan için aslında çok düşük bir rakam. Vücutçular benim kilomda bir vücutçu 10-12 ayı kullanıyor anlamanız için söylüyorum. 2-3 ayı anti aging olarak kullanıyorum. Peki ben. ne gibi bir e, farkını gördün? Ben growth'a bayılıyorum. Hatta hayatım boyunca kullanırım diye cid, düşünüyorum. Cilt konusunda şey sanırım. O, o kadar güzel ki bak saçlarım benim parlıyor. Hmm. Tırnaklarım parlıyor. Cildim parlıyor. Hmm. Peki yani, mental olarak bir etkisi oluyor mu? Mental olarak etkisi oraya. şu oluyor, kendini hissediyorsan aynanın karşısında direkt mental olarak iyi hissediyorsun yani. Ama birebir bir, bir e, enerji vesaire yani yok, çünkü... Yok yok. Growth'nin öyle bir özelliği yok. Growth büyüme hormonudur. E, biz büyüdükten sonra o hormon e, üretilmemeye başlar, çok az üretilir filan. Kaç yaşında genelde bu bitiyor? Growth hormonu mu? Yani sen, bitiyor derken... Bitiyor derken sen da. büyüme çağın kaç? 17-18'li bir çocuğun boyu şey yapar. Artık oturur yani fiziksel evet, süreli. Evet. 17-18'de oturur. Ondan sonra uzama çok nadir olur. Evet Ondan sonra yavaş yavaş düşüyor. ya düşüyor, 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 düşüyor. Belli bir yaştan sonra iyice düşüyor yani. Yani <laughs> growth hormonu çok güzel bir hormon. Buradan yani ben kendim kullanıyorum. Yani bu tavsiye niteliğinde falan diye şimdi başımıza iş almayalım <laughs> da. Yok, yok. Ama... Ama normalde de mesela... Otuz... Küçük miktarda bakın küçük miktarda... 35 yaşındaki bir insanda da bu salgılanmaya devam ediyor değil mi ama ya? Ama çok az. Az. Çok az yani demedi de o kulak ya. Yani. yani o yok sayabilirsin sen onu. Evet mesela şu var bazı insanları görürüz yaşlanmış işte 70 yaşına 80 yaşına gelmiş evden çıkamıyor. Çıkacak enerjisi yok yürüyecek enerjisi yok. Yani ben bunu da biraz buna da bağlıyorum. Artık hormonal seviyeleri biraz o, o, daha... o bambaşka bir şey. Başar. Yok psik... o bambaşka hı hı. bir şey. Bakın. Türkiye'de insanlar 65'i geçtikten sonra insanların postürüne bakın siz de sokakta yavaş yavaş öne doğru eğilirler. Yani insanlar yürürken öne doğru eğik olur. Yani toprağa yaklaşırlar. Gideceğiz biz diye. Yani kimin ne zaman gideceği belli olmaz ya. Hı hı. Kader diye bir şey var da. Bu niye biliyor musun? Çünkü Türk insanı spor yapmıyor. Spor yapmadığı için kasları güçlü değil. Kasları Hı. güçlü olmadığı için postürünü dik tutamıyor. Mesela o adamın erektör spine denilen omurgayı erekte eden enseden başlar kuyruk sokumuna kadar gider. O kasları güçlü olsa postürünü dik tutacak. Şimdi o kaslar düşüyor 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 böyle kalıyor. E bugün Arnold'a bak Arnold 77-78 yaşında postürüne bak adamın yani. Hı. Anladın mı? Yani o testosteron eksikliğinden çok spor eksikliği. Çünkü ins sarkopeni diye bir şey vardır. Kaslar belirli bir yaştan sonra küçülmeye başlarlar. Hı hı. Tıpkı sen kolunu kırdığın zaman alçıda olan kolunun 3 ay alçıda kaldıktan sonra çıkarttığın zaman atrofi oluşması, o kasın küçülmesi. Hı hı. Sarkopenya denir buna. Yani bu hepimizin başına gelen bir şey. Sen şimdi 20'li yaşlarında 30'lu yaşlarında bir 10 kilo falan en azından bir kas kütlesi koymadıysan zaten 70 kilosun diyelim hiç kas koymadın tık 10 kilo kas kaybediyorsun oluyorsun 60 kilo 10 kilo kas kaybın var ama sen 70 kilosun spor yapmışsın 10 kilo kas koy, koymuşsun 80 kilosun yine kaybediyorsun bu sefer 70'e dönüyorsun normale dönüyorsun anlatabildim mi? Evet yani hep şunu söylüyorum spor yapmak özellikle ağırlık çalışmak ki kası büyüten ağırlık çalışmalarıdır. Hı hı. Strength training derler buna. Zorunludur. Mecbursun. Yapmak zorundasın. Ama şu anda farkında değilsin. Yaşlanınca fark edeceksin. Bir de Türk kültüründe şu var. Yani yaşlandık. Artık bizim yaşımız geldi. Evimiz Ya bizim o, yaşımız geldi dedi de, de 65 yani. Benim şu yaşımda adam görüyorum ben. Bazen böyle muhabbet oluyor. Abi Hı. mavi diyorum. Çünkü bakıyorum yani <gülüyor> <gülüyor> şeyinin şeyleri kadayıf olmuş herifin. Sonra bir kuşa yapıyoruz herif benden 5 yaş küçük çıkıyor yani. <laughs> ya. ya mesela Japonlara bakıyorsun adamlar Yaş gelince açılıyor. Diyor ki çalıştık yeter artık diyor. Şimdi gezme zamanı. Aynen oluyor. öyle. Bizimkilerde geçmiş şey dese e, de go -go ölüm bekliyor ya öyle, evde. Ya, o biraz sosyoekonomik durumla i̇şte da da alakalı bir şey. Şu an döndü yani. ama yeni nesilde o olacağını düşünmüyorum bu arada. Biz yeni nesil hiç çalışmıyor zaten. o <laughs> 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 Yok yani biraz kusura bakmayın. Çok da genç takipçim var da çok tembel ya bizim yeni nesil yani. Şimdi bir de şu... İnternetteki bir şu sorun var biraz keskin bir geçiş yapacağım ama e, kısa kesitler izleyerek bir insanı tanıma yani mesela ben diyelim e, Savaş Cebeci'yi tanıtmak isteyeyim hı. şimdi sizin e, saatlerce binlerce saatçe e, şeyiniz var konuşmalarınız var. Hı hı. Oradan cımbızla onu alayım, onu alayım, onu Çok alayım. Çok kötü ya, böyle bir şey var. Keseyim, birleştireyim, Kes, tamam öyle. mı? Sonra diyor ki, Savaş Cebeci'yi anlatan 15 dakikalık bir video çektim diyeyim size. Değil mi? 15 dakika, o bayağı uzun, detaylıymış. Değil. Sen cımbızla aldın, birlik şeyi. Ondan sonra belki bir de öncesinde espri yaptığın bir şeyi ciddiymiş gibi lanse ederek... Şimdi şuraya geleceğim. Yani en büyük sıkıntılardan biri de bu. Bunun önüne geçilemez bu arada. Ben çok on, güzel bir noktaya git, git, şimdi, girdin ve çok haklısın. Önüne geçilemez yani. Geçilemez. Geçilemez. <laughs> yani o insan şimdi ben bu podcast'te de bunu istiyorum. Yani şimdi bir insanı sevmeyebilirsiniz. Sevmeyin. Sevmiyor. Ama bir uzun versiyon, bir kez soluksuz bir cümlesini, altı cümleyi, on cümleyi, on dakikalık bir konuşmayı komple dinleyin. Sonra uyumazsa uyumayabilir. Tabii ki uyuyacak diye herkese uyuyacak diye bir şey yok. Ben ee, Bende ne oluyor biliyor musun Başar? Evet. Beni 12, 13, 15, 16, 17 yaşındayken sevmiyorlar. Çok mesaj aldım bana. Hı. Ama yaşları böyle 23, 25, 26, 28, 30 oluyor falan. Diyor ki hocam özür dilerim. Diyor. O kadar çok mesaj aldım ki. Hı. Biz diyor seni anlamamışız diyor. Niye Çünkü, ön çünkü ben kişi. çocuk çocuklara oynamıyorum. Hı hı. Şimdi bazı sosyal medyacılar var. Hı hı. Yayın yapanlar çocuklara oynuyorlar. Çocuk şimdi bana ana avrat küfür ediyor. Evet. 13 yaşında. Ona inanıyorum. Benim çocuklarım o yani. Tabii öyle yapıyor. Ondan sonra yaşı büyüyor, ilerliyor filan. Sonra anlıyor. Diyor ki lan diyor ben diyor ne kadar diyor boş adamı takip etmişim. Nasıl gaza gelmişim? Ne kadar çocukmuşum? Ne kadar geri zekalıymışım diyor. Hı hı. Ondan sonra geliyor benden özür diliyor mesela. Şimdi bu mesela anti-aging konusunu konuştuk. Hı? Şimdi sizin e, bu konuda zaten videolarınız var. Bu videolarda bunu bahsediyorsunuz. Benim bunu alma sebebim doktordan alarak. Evet, reçet... Testosteronu ile. Ha, growth kendi tercihi. Reçeteli bir şekilde ben bunu alıyorum, takibini ediyorum. Ona göre de e, sağlığım için bunu yaptığımı söylüyorum. Tabi. Ama kimse onu dinlemiyor. Ne tabii. diyor? O savaş cebeci hormon alıyor. Savaş evet. cebeci steroidçi. E Ne olacak o çocukta tabii Onu görüyor. Abi e, biraz da irisiniz. Şimdi bu irilik de mesela doğadır. doğal doğadan geliyor. Şimdi bak bak beni istediğin şekilde gösterebilirsin. Benim 1400 tane videom var. <laughs> Benim bir masaj videom var. <laughs> bir G masaj yapıyorum. Evet. O kısmı alırsın dersin ki bu G. Evet. Ama halbuki ben diğer taraftan yüzlerce kadına masaj yapmışım. Televizyona çıkmışım. Çok da güzel hatunlar. Evet. O kısmı alırsın dersin ki bu herif o vardı. Peki yani bir insan istediğin gibi her şeyi yönlendirebilirsin. Peki bir insan hem gay yani. deyip hem homofobik nasıl deniyor ben bunu anlayamıyorum. Ben ben de anlamıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Bana hem gay diyorlar hem homofobik dediler. Yani onu, onu anlayamadım. Yani seç birini. Evet, biri olsun. Evet. İkisi de e hepsi. Evet, <laughs> evet, evet. Ya bunlar ya kaçınılmaz bunlar, bunlar, sosyal medyanın. Değil mi? Yani Gülün dikeni. Tanınır olmanın ünlü demiyorum kendime. Kendime. Tanınır olmanın side efektleri bunlar yani. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Yani şimdi yani. ben de konuşuyorum mesela. Bir kelime illa ki yarın öbür gün alınacak. Tabii ki. Ondan sonra farklı şekilde paylaşılacak. Kaldı ki Aynen, sizin mesela e, şu an güncel de zaten en büyük e, Türkiye'yi sallayan bir konu oldu. Bu e, dövüş mesaire. 70, 70 kilo muhabbeti. 70 kilo muhabbeti. Şimdi burada da. 4-5 yıl önce söylenilmiş bir şey var ya orada da siz spontane mesela onu da şey aç. açarım çakma sporcular ee, diye ha. neydi ondan sonra konuşuyorsunuz mesela orada e, ağızdan çıkmış bir şey Ha bu düşünce olabilir vesaire yani onu böyle dakikalarca saatlerce düşünüp hesap yapıp söylenmiş bir şey değil zaten ama onu alıp güncel bir şekilde söylenmiş gibi bir şey olabilir. Bunu yansıtmak hoş değil. Ha bir iddia yanlış iddia da söylenmiş de olabilir. O da olabilir. Ha olabilir. Ya bunda ayıp yok ki. Yok, Ama ayıp, benim anlamadığım şu. Şimdi söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bir iddia yaptın, dedin ki ben bu şekilde bunu yapmam. Ya tamam ben de desem ki mesela ben. Ee, üçüncü kattan düşsem bana bir şey olmaz. Evet. O zaman beni illa üçüncü kattan atacak mısınız? Için? <laughs> Başar seni sevdim. Çok zeki adamsın. Çok zekice yaklaşıyorsun olaylara. Ya her şey kanıtlamak zorunda değilim. Evet. 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 Belki ölmem. ama evet. Belki de ölürüm. İlla çok, atmam mı lazım? Yazık değil mi benim kasıma, evet, oruma, burama, evet, canıma evet, evet, yani evet, bir şey evet, dedim evet. diye yapmak zorunda değilim. Evet. Hatalı da olabilir. <laughs> belki ikinci kattan düşsem ölmem. Evet <laughs> Çok güzel. Şimdi hemen ona kısa gireyim istersen anlatayım. Tabii Bu benim Pandemi zamanı herhalde 2019'da falan çektiğim video. Sakallıyım çünkü orada. Yok farklı. Pa pandemi sakalım var. Tabii i̇lk hayatımda ilk defa sakal uzattım o da pandemideydi. O videonun konusu da bir yarım saatlik bir video. <laughs> Yıllar önce yaptığım. Çünkü şey bu muhabbeti yapıyorlardı. O seni döver, bu seni döver, o seni döver, bu seni döver. O kadar çok bu muhabbet yapıldı ki. Ben de en son şöyle bir video yaptım. Yarım saatlik bir videoda. Biraz dedim böyle dövüş sporları yapıp onu döverim, bunu döverim. İnsanlara itafen dedim ki kardeşim ben 1.90 boyunda 120 kilo adamım. 70 kilo bir adamda dayak yemem. İsterse dünya şampiyon olsun dedim. <laughs> Belki dünya şampiyonu abartı oldu. Mesela Kabip gibi bir adamdan ha. dayak yerim yani. Evet. Anladın mı? Evet. Ama şimdi benim o yaptığım video Videoyu yarım saatlik videomun dört sene sonra sırf o kısmını kesip hı hı. dağıtıp olay sanki böyle yeniymiş gibi çıktılar. Tabii bundan da prim kastı insanlar. Anladın mı? Yani şimdi o videomu niye kestiler? Kestiler çünkü ondan izlenme aldılar. Ya bakın benim TikTok'ta 100 milyondan fazla izlenmem var. Benim TikTok hesabım yok. Benim üzerimden onlarca insan çok büyük paralar kazanıyorlar. Hı, hı. Bunu da para kazanma amaç yaptılar. Onu da anlarım ama ondan sonra iş çığırından çekti. Evet. Bak onu döversin. O ben seni döverim. Şu saatte nakat yaparım. Böyle yaparım. Bilmem ne yaparım filan. Yani ben şey de demedim Başar. Ben 70 kiloyu döverim. Onu döverim. Bunu döverim demedim. Yani hiçbir sporcu ahlakı olan bir adam bunu demez zaten. Ben dayak yemem dedim yani. Evet. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Yemem yani. Ha kabip değilsen yemem. McGregor McGregor'dan emin değilim de yemem. <laughs> <Yani gülüyor> Meyve tabii... şey yerim. Meyvedir yerim yani 3-4 tane adam yani ben. Ya yani bunu bu kadar hala söylüyorum. Artık ben yanlış yok yani. olabilirim. Evet. Olur yani. Belki de de yerim yani. Evet. Denemeden bilinmez. Ha bilinmez. Yani bunu Ama yemem yani. Ciddi ya. <laughs> e tabi yani bunu bu kadar ciddiye Ciddiğini al... ya. Yani. Ciddiye almaya gerek, gerek yok. Yani... Çok boku çıktı bunun ya. Tabi yani. Belki yer, yani belki yemez. Çok güzel bir örnek verdi. Üçüncü kattan düşsem ölmem dedin. E bunu kanıtlamak için üçüncü kattan düşmem mi lazım? Yani yani çok çok zikici. Teşekkür Zekâ ederim. Severim. Çok zikic. Yani ben de, bu arada benim dövüş bilgim yok. Yani ben e, amatör olarak e, boks yaptım, ağırlık kaldırıyorum vesaire. Benim bir bilgim yok. Ha, olur mu olur. Ha ama şunu biliyorum. Ben şunu biliyorum. Güç. E, şimdi bilek güreşinde de mesela var. Teknikle bir yere kadar bir güçlü bir insanı yenebilirsiniz. Ama bir yerden sonra teknik yetersiz olacaktır. Ha 70'e 120 bu bant için yeterli midir bilmiyorum. Ha belki ama şunu derim size, ekstremleri söyleyince sonuçta bir te teorik Standart sapma diyorlar, ha. standart deviation ona, standart evet. sapmalar standartı ha. bozmaz Şimdi yani. şöyle bir gerçek var, en uca gidelim. 40 kilo bir dövüşçü diyelim, 30 kilo, tamam mı? Yani belli bir kiloyu geçince teknik yetmeyecektir. Yani güç farkı olacak. Ya olacaktır. öyle 70 e öyle bak, 120 bunu öyle insanlar midir? anlamıyor. Değil ama. Başar, bunu ben değil bak, benim profesyonel dövüşçü arkadaşlarım da var. Bu arada. Yani ben sadece böyle fitness'tan bir adam değilim. Benim yani dövüş camiasında da çok yakın kardeşlerim var. Yani onlar da bunu söylüyorlar. <laughs> diyor ki hocam diyor yani böyle dur yumruk atsın diyor. Gelirken de yakala boynunu da kırarsın diyor. Kaburgasını kırarsın diyor. Bilmiyorum. Yani Aha. anladın mı yani bu da bir olasılık. Akılamam belki herif büyük bir uçar döner tekme vurur çeneme düşebilirim evet. de bilemeyiz şimdi yani bir ta, eli iki... kapadım bir boşluktur yakalar Aa o yakalar inersin. vurur yani Tabii olabilir anladım her Tabii. şey olabilir şimdi Tabii. iki yumurtayı birbirine vurursan her şey olabilir biri kırılır öbürü kırılabilir ikisi de kırılabilir ikisi de kırılmayabilir ama fiziksel fiziksel gücüm yani fizik başka bir şey ya yani yani bu doğmamış çocuğa doğum biçimi yani gibi bir şey yani derime... çok salakça bir muhabbet evet. oldu eee Yok. Salak şeyler dedi. Aslında ben biraz da şey oldum. İlk başta aslında o kadar hararetli de değildi. Ama olay oldu yani. Bu. Yani ilk başta aslında... Değil. Mi? Mesela e, konuşurken e, bey diye size hitap etti. Aslında... E güzel Neyse bir, çok böyle şanslara şey girmeyelim. Evet. Ha. Ondan sonra öyle oldu neyse. Hmm. E, bu konuda da e, hmm. görüşleri aldık o zaman. E, Şimdi o bey derken şöyle oldu ama bana saniye söylesin o saniyede nakal ederim oldu. Ama boksla yani şey şey bir, bir şey var yani böyle. Yok ya öyle bir şey yok. Yani böyle bey ama bom öyle bir şey yok. Beysem bey gibi devam edeceksin Oran, yani, Bey deyip buradan böyle Anladın mı? Anladım. Ya o o, o mevzulara girmiyoruz. Çözdük o mevzuyu. Evet. Girmek istemiyorum ama yani o o bey değildi yani. Beydi sonra arkası başka bir şeydi onun yani. Şimdi bu boks kültüründe de şey var ya acaba. Ya o biraz at, şey Atışma yani, kültürü. E, o yüzden mi acaba? Ben boksör değilim. Evet. Yani o atışma kültürünü bilmiyorum yani. Evet. Şuna geçelim o zaman. Hı hı. Bilek güreşine geçelim. Şimdi bilek güreşiyle de uzun zaman ilgilendim yani. Ömer ile de bizim güzel bir podcast'imiz oldu. Ee, bilek güreş severler Ömer Hoca varsa, hayvan Ömer Rusla, gibi bir Ömer. adam. Ben benim bileklerim çok sağlamdır. Çok rahat indiririm insanları. Evet. Sağlamım yani. Söyledi zaten Ömer Hoca da söyledi. Ama Ömer beni benim insanları indirdiğim gibi indirdi. Ulan dedim ne yapıyorsun sen? <laughs> Ömer Ömer acayip bir adam ya. Selam olsun buradan Ömer'e. Ömer çok sağlam. Onunla da bir e, antrenman şeyiniz vardı mesela. E, video videoyu izledim sizin hı, ve beraber şey yaptınız. O şey çok komikti. Şimdi diyorsunuz ki işte tekniği göster bana diyorsun işte. Ondan Yok, sonra... Ömer orada bir teknikte yaptı. Onu Aha. bana söyledi. Benim başka da bir arkadaşım var. O da Aha. profesyonel Ömer'in de arkadaşı. Dedi ki abi dedi sana dedi orada dedi teknikte de yaptı dedi yani. Ömer onu İş yaptı. <laughs> Ömer bana gücü var. Tabii Allah ya. için ama teknikte yaptı bana yapmaması lazım Ömer. Ulan hem zaten güçlüsün bir de teknik yapıyorsun yani. Abi yapmama şansı yok ki artık Ömer'le bu arada refleks çekim yapacağız önümüzdeki günlerde. Teknik düş... istemiyorum Ömer <laughs> bir sonraki çekimde. <laughs> Hiç düşündün mü peki bilek güreşi? Bak ben Ömer'le Ömer şöyle gibi. düşündüm Yok Ömer'le değil genel olarak bir yeteneğin var gibi çünkü bunu ben söylemiyorum. Ömer Hoca'nın söylediği bir ben laf. Yani Standart dışı bir güçlü olduğunu söyledi. Evet öyleyim. Hiç düşündün mü? Yani bunu acaba spor... Çünkü mesela bilek güreşi şöyle bir şey. Diğer sporların azından yüksek yaşta da yapabiliyorsunuz. Diğer sporlarda ben bu Ben çıkayım o mesela... zaman ya yüksek yaşta derken ne, ne, ne diyorsun? Yaşlı mısın diyorsun? İlerleyen yani? yaşlarda... Bir growth dedin, testosteron dedin, yaşlı dedin. Aşk olsun. Ha. <laughs> Aşk olsun. Yok yok. Ya şimdi Başarcı'm Başar'cığım ben 25 senedir yurt dışındayım. <laughs> o kadar çok çalışmaktan hiçbir şey yapmaya zamanım olamadı Hı. ki. Ben bir antrenmanımı yaptım. Orada üniversite okurken antrenman da yapamadım ben 3-4 sene. Yani benim böyle bilek güreşiyle ilgileneyim, vücut geliştirmeyle sadece ilgileneyim, orada kariyer yapayım, vücut şey bilek güreşinde kariyer yapayım amacım olmadı. İyi ki de olmamış. Orada belki kariyer yapacaktım. Param olmayacaktı. Çok şükür, şükür öyle kariyerim yok ama param var. İyi doğru seçimi yapmışım yani dürüst olmak gerekirse çünkü o işlerde para yok ya. Yani bilek güreşinde. Daha yeni yeni evet. Yani. şimdi yok, yok Larry para. falan. Bak Niyazi Aha. Kurt federasyon başkanı. Sevdiğim bir abimdir. 30 senelik de arkadaşımdır mahalleden. Eskiden bilek güreşi federasyonu da yoktu. Ben Niyazi Kurt'un ki birlikte Marmara'da dokuduk 90'larda. Niyazi Kurt para biriktirirdi. Hı hı. Cebinden. Kendi parasıyla yurt dışında yarışmalara giderdi. Dünya şampiyonu oldu. Ya. Yani bir şey elde edemedi adam. Yani uh -huh. Yani o o Türkiye'de biraz bu tip sporlarda kariyer yapmak için zengin olmak lazım. E zengin adamın da bu işlerde işi olmuyor. O yüzden çok spor başarısı da gelmiyor. Yani. Şu an biraz e, ya bilek güreşi çok eğlenceli bir şey. Şimdi karşıdan bakıyorsun iki tane güçlü adam birbirini ters yönde çalışıyor. Tabii canım çalışıyor. dünyanın her yerindeki klasik güç gösterisidir bir o ya. De yani. görseli de var işte kollar var, ses bağırma vesaire. Ya bilek güreşinin tantamı yıllar boyunca yapılamamış. Şimdi bu Larryville özellikle çok tanıt. Larry Wills Black Gülüşçisi değildir. Ne? Larry Wills'e benim mahallede biz aynı salona gidiyorduk. Burada, tabii, tabii New York'ta Washington Heights'ta. Kaç aa, yılında bunu dinleyelim. Aa, hemen söyleyeyim sana. Bir 15 sene öncesine gir. 12-14 sene öncesine gir. O zamanlar bakın hatta hemen diyecek ki hoca atıyor filan. Hemen onu kanıtlayayım size. Savaş Cebeci yazın Google'da benim ilk videolarıma girin. İlk videolarda benim böyle zayıfım orada çekim yaptığım, ilk videolarda çekim yaptığım bir salon var. O salona bakın. Ondan sonra Larry Wilson daha ünlü olmadan, o zaman 18 yaşında falan da galiba ilk yaptığı, ilk çekimlerini yaptığı. Hatta bak şu anda bakabiliyorsan hemen Salonlara gir. Aynı salonda. Hangi salonu? Tabii. Şuradan açtım. Bakir ve... benim eski Savaş Cebeci'dir. Ben sana hemen söyleyeyim. En eski videolardan dur, bak. sıraladım bak, şu an. Bak şu onun Bir boks salonu. Bak boks yaptı. Bu arada Savaş Cebeci 50 yaşında boksa başladı demişler ama. Benim o boks videom kaç? Bak şurada. 10 yıl, bak, on yıl Yok, önce. Bak 10 yıl önce. Yok bu eğitim verdiğiniz. Şu bak benim orada ders aldım mesela. Ha -ha. Kaç şu. olmuş? 10 yıl. He, ben 10 yıl önce zaten boks yapıyormuşum ya. Yani. İn aşağılara bak o aynı salon. Bak şu. Bu. Bir dakika dur o değil. Aa, bir dakika in. şimdi yukarı çık bu bo box yaptığım salon o salon o salon Hı. ama o salonu görmemiz için şey yapmamız lazım Aa, ha şu çık yukarı şu en sağdaki o da o yondaki bak o ortadaki yok o değil bir geri gel benim um, en eskilere gireceksin ha şu led şey yapıyorum ya bak çekiş yapıyorum roving bu salon. New York'ta bu Tabii New York'ta bu Bu kapandı şu anda herifte dolandırıcı çıktı Paramızı aldı sonra salonu kapattı kaçtı Ne yaptı üyelikleri topladı <laughs> Topladı aynen e, Bankropsiye girmiş e, Bizim haberimiz yoktu Mesela gir bak Bu, bu, bu makineyi de çok severim bu arada Ben de e, eski bir gittiğim salonda vardı Çok güzel old school bir salonda Çok da sevdiğim bir salonda Eski bir salonda bu hı hı. Orada birkaç videom daha olacak Bakayım başka videom var mı orada Bir geri gel Yine en eski videolarımı gir. Aşağı doğru in. O boksta o salonu ama in bakayım aşağı. Vay be bana benzemiyor adam artık yani o kadar şey yapmışız ya. Ha bak şu da orası mesela. Şu şey yaptım Roller yaptım. Roll. Ne yazıyor? Başlık. Ee, wheels. Wheels ve onun yanındaki. Ha wheel. Ha. Şu. Ha, ha. Wheels. o da aynı salon. Orada ağır çalışıyor muydu yine? Çalışıyordu çalışıyordu. Mesela ki şeyin eski videolarına gir, ee, ilk videolarına, onun böyle evet. incline bench press yaptığı ha, filan orası. videolar vardı. Bakarız. Aynı salon ha, evet. ya, aynı salon. Um, New York'ta şey nasıldı? E, spor kültürü? New York'ta spor kültürü çok fazla. Yani New York'u Amerika'dan ayırmak lazım. New York'ta hemen hemen insanların yüzde yetmişinin spor salonuna üyeliği vardır. Hı -hı. Ha yüzde gider mi? Gitmez ama spor şöyle bir şey. Ee, özellikle Manhattan'da yaşayanlar eğitim Hı -hı. seviyesi yükseldikçe spor salonuna gidiyorlar. Onun dışında böyle eğitim seviyesi azaldıkça yine gidiyorlar. İşte onlar böyle daha çok böyle bodybuilding bilmem ne filan e şeklinde çalışıyorlar. Hı, -hı. Eğitim seviyesi yüksek, gelir düzeyi yüksek olanlarda daha çok böyle fit kalayım bilmem ne e, şeklinde e, spor yapıyorlar. New York'ta spora gitme, spor kültürü çok yüksek. Hadi bildiğim olarak böyle sert vücutçular da var bildiğim kadarıyla orada. Var oradan. var var. Yani Karşı çok ağır, ağır çalışan, çıktığı sert zaman çalışan. Yani orası. Onun da etkisi oluyordur. Ben de mesela e, üniversite okurken... O bir... biraz Kaliforniya'da, Miami'de filan daha hmm. yüksek çünkü... Hmm. Orada sürekli yaz var. E sürekli yazın olduğu bir yerde sürekli tamam, vücutunu gösterme durumum var. E New York'ta soğuk var yani sezonu var. Benim mesela Keselim şey olmuştu. Keselim mi burada? Bir mola verelim. Tabii bir mola veriyoruz arkadaşlar. Birazdan geri evet. geliyoruz. Evet kısa bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Ee, şimdi ise ee, şeyden girelim. Modern dünyada evlilik. Şimdi ee, çok değişti. Dünyada denklemler çok değişti evlilik kurumu değişti, aile e, hayatı değişti ve gittikçe e, evlenme e, oranları azalıyor ve boşanma oranları artıyor. Japonya'da şu an nüfus eksiye gidiyor. yani nüfus gittikçe azalıyor soyları tükeniyor ve Japonya buna bir çözüm bulmaya çalışıyor çünkü erkekler e, artık evlenmek istemiyor maddi sorumluluklar olsun. boşanma oranı fazla önünü göremiyor. Ee, ...bu konuda ne düşünüyorsun? Geçmişe oranla neler... eksi oldu da böyle bozuldu evlilik kurumu? Yani ben... ...evlenmiş ve boşanmış birisi olarak... ...herhalde buna yetkinim... <laughs> ...cevap verme konusunda. <laughs> Şimdi birincisi Türkiye ile... ...ilgili konuşacak olursak... ...Türkiye'de bir erkek evlendiği zaman... ...resmen... Ee, ...acayip bir... ...kadına hayatı boyunca... ...bakacağı bir kontrata imza atıyor... Yani evlen biraz boşan ondan sonra hayatın boyunca kadına bakıyorsun. Yani böyle bir kanunda böyle bir e, dengesizlik var. O yüzden evlenmeden önce iyi düşünün. Ben hep şunu söylüyorum. Çocuk yapma niyetiniz yoksa bence evlenmeyin. Hı. Benim iki tane çocuğum var. E, Allah bağışlasın. Hayatta yaptığım en güzel işlerden en güzeli. Ama çocuk yapma niyetiniz yoksa yani evlenmenin de bir anlamı yok. Niye boşanıyor diyorsun? Artık kimse kimsenin karın çekmiyor başa. Herkesin çok fazla alıcısı var. <laughs> Eskiden anladın mı? Tanışırdın, evlenirdin, mahallende olurdu. <laughs> görücüsüyle evlenirdin, evlenirdin. Anlaşamazdın, belki boşanırdın. Genelde boşanma olmazdı çünkü alternatifin yoktu. Evet. Şimdi kadının da erkeğin de sosyal medya bir kadın bir fotoğrafı diyor. Doğru. 100 tane beğeni, erkeğin 100 tane beğeni. Herkes diyor ki lan sen gidersen bu var, o var, o var. O diyor ki sen gidersen diyor, o var, o var filan. Alternatif çoğaldı. Dolayısıyla... Yani kimse kimseyi de takmıyor. Bir de kadın da erkek de artık para kazanıyor. Hı. <laughs> E para kazandığı için de diyor ki lan diyor ben diyor kendime diyor bakarım diyor yani ne çekeceğim senin diyor kimse kimseyi çekmiyor artık yani çekmesin de bence çok böyle incir çekeğini, çekirdeğini doldurmayacak mevzulardan bahsetmiyorum ama ciddi böyle problemleriniz varsa ilişki laçkalaşmaya başladıysa yani sürekli kavgalar kavgalar e, çekmeyin zaten yani benim de şöyle bir düşüncem var şimdi evet. Sosyal medya %100 bunun bir numaralı sorumlusudur. Çünkü dediğin gibi dışarıdan ilgi var. Bakıyor o olmazsa o olur, bu olmazsa bu olur gibi bir düşünce var. Ama pratikte bunun uygulaması yok. Yani mesela diyelim biri birinden ayrıldı. Eğer öyle olsaydı, seçeneğin bol olsaydı o zaman her evlenip boşanan kadın diyelim. Çünkü kadınlara... 50 kat ilgi var. Yani bir erkeğe <laughs> e, günde bir takip isteği geliyorsa. Bin kat fazla ilgi var. Aynen öyle. Belki bin, <laughs> belki on bin kat ilgi. O da şeyine göre. E şimdi öyle olsa o zaman diyelim e, bir kadın boşandı. Değil mi? O yelpaze güya. Yelpaze var orada. Birini seçtin. E onunla mutlu olman lazım. Olmuyor işte. Boşandıktan sonra da mutlu olmuyorlar ha, yani. İkinci evlilikte o zaman ikinci evlilikte başarı oranının yüzde seksen olması lazım. Olmuyor. Hadi üçüncü de olmuyor. Olmuyor. Yani demek ki e, sonuç. Dikiş tutmuyor yani. Evet yani sonuç başarısızlığa gidiyorsa orada insan da kendine bakmak zorunda. Erkek de kadın da. Yani neymiş? Oyuncu değiştirmek değil. Ha yanlış oyuncu, yanlış kişi seçmiş olabilirsiniz. Yanlışa tutunun demiyorum. Ama <laughs> E, sosyal medyadaki en büyük eksilerden biri de e, erkeklerin yüzünden kadınlara verilen fazla ilgiden dolayı kadınların aşırı bir şekilde egolarını tavan yapması, egolarını tavan yapması. <laughs> Doğru. Ve bundan dolayı da e, tabii ki şimdi şöyle herkesin e, bir kapasitesi var, bir puanı var derler ya herkesin bir yakışıklık puanı, zeka puanı, e, ahlak puanı e, vesaire bir puanı var. Şimdi e, herkes dengine dengine olması tamam. lazım. Hı hı. Ama bazen denginin üstünü isteyince e, o zaman şey yapıyorsun. Nasıl benim bir M3'üm var diyelim. M3'üme piyasası diyelim 70 bin dolar. 150 bin dolar istersem ne olur hocam? Ya hayal dünyasında yaşarsın. Satılmaz. Yani satılmaz hayal. Şimdi kadınlarda böyle bir şey var. Kadın şimdi bir fotoğraf paylaşıyor. Ya normal bir fotoğraf. 300-500 tane beğeni alıyor. Şimdi bu kadar beğen alınca kadın da kendin yok çok güzelsin, çok yakışıklısın, seksi'sin, harika duruyorsun, auron çok güzel. Bu sürekli böyle böyle yorum alınca e kadın da inanıyor buna. Gerçekten öyle zannediyor kendini. Bu sefer skalasını yükseltiyor. Diyor ki lan ben böyleyim falan diyor. Ona bakmıyor, buna bakmıyor falan. Ya bir yalan dünya var yani. Ve bunun da yüzde yüz suçlu da erkeklerdir. Erkeklerin de bir amacı var kadını yatağa atmak <gülüyor> yani. <gülüyor> Yoksa erkek donun güzelliğine inandığından değil. Yani yüzde yüz ben burada da zaten hep erkeklerde hatayı <laughs> bulurum. Ondan sonra erkeklerde diyor ki... Arz-talep ilişkisi arzın yükseltiyorlar yani. <laughs> Ama Amerika'da durum da çok kötü değil mi? Yani benim Amerika'da yaşayan arkadaşlarım var. ...gerçekten ya yani Amerikalı kadınlar diyor ki... E, ...genel olarak iyisi her zaman... ...her ülkenin iyisi var ama... E, ...her ülkede iyi ve kötü... ...yüzdesi de var. Amerikalı kadınlara... ...biraz daha zor deniyor. Bu doğru mu? Ne Tecrübe, açıdan? Yani Nasıl ne açıdan dersin? E, biraz daha işte... ...bir kısım işte e, daha özgür olmayı... ...yani benim erkek kankam olabilir... ...ben kız kıza gece çıkarım... ...kız kıza e, işte kankuna... ...tatile giderim e, veya... ...onun dışında... E, evlilik evliliğe daha az kendinden verme, yani. daha çabuk çekip gitme gibi özellikler doğru mu? Yani kad kadınlar Amerika'da şimdi kadınlar babam bana yıllar önce söylemişti. Ben çocuktum. Babam da uzun yıllar Almanya'da kalmış. Ben Almanya'da oldum. Bana hep şey demiş oğlum. Dünyanın her yerinde kadınlar aynıdır demişti. Ben o zaman anlayamamıştım. Sonra böyle yurt dışında hayatımız yarısı geçince anladım babamın haklı olduğunu. Kadın psikolojisi temelde aslında aynı. <laughs> o psikoloji ne diyeceksin bilmiyorum bunu bilen birisinin olduğunu da zannetmiyorum yeryüzünde. Çünkü kadınlar da bilmiyor bunu. Kadınlar temel olarak dünyanın her yerinde aynıdır. Ama bir Amerikalı kadın da tabii ki... Iı, özgürlükçülük daha fazladır. Neden? Çünkü 18 yaşına geldiği zaman evden ayrılır o. Arkadaşlarıyla ev tutar. Bir yere roommate girer. iş hayatına girer. Okulu devam eder filan. Hep böyle kendi ayakları üzerinde durmaya alışmıştır. Türkiye'de farklı. Türkiye'de kız ve erkek evlenene kadar evde. 35 yaşına gelmiş. Evlenmemiş hala evde yani kızı da erkeği Hı. de dolayısıyla böyle bir özgürlükçü şey yok. E şimdi dolayısıyla böyle özgürlükçü büyüdüğün zaman ee, tabii ki minnetim de az kalıyor ama şöyle bir şey var Amerika'da insanların bilmediği bir şey söyleyeyim ben. Hı hı. Amerika'da aile hayatı Avrupa'dan çok daha fazladır. Çok daha önemsenen bir kurumdur tabii Nasıl? ki. Tabii mesela Çocuk yapayım. Hemen mesela çocuk yaparlar birkaç tane şehirdeyse böyle daha şehir dışına daha büyük böyle bahçeli mahçeli eve giderler. Çocuklar daha rahat büyüsünler, oynasınlar bilmem ne yapsınlar diye. Yani evlilik kurumu aile olayı Amerika'da sadakat çok daha fazla. Avrupa'ya göre çok daha fazla. Ee, Türkiye'ye göre de kıyaslarsak bilmiyorum ee, ama... <laughs> Yani aile hayatı önemli çocuk yapma önemli Avrupa'da falan pek bu yok da Amerika'da var. Bir de Amerika olarak sorunca şimdi sorumda aslında şöyle bir hatayı fark ettim. Amerika o kadar büyük bir yer ki. Evet öyle ben şimdi bana Amerika'yı soruyor Amerika nasıl bilmiyorum diyorum bana New York'u sor. Çünkü Değil mi? bu şunun gibi yani Türkiye nasıl İstanbul nasıl sen şimdi İstanbul'da hayatın boyunca yaşayıp Türkiye şöyledir diyemezsin dersen. Bu şey e, tezin yanlış olur çünkü Karsta hayat, Bingöl'de hayat, Bilecik'te hayat nasıl bilmiyorsun yani? Evet. Yani şimdi onu düşündüm. Mesela Amerika'da şimdi Texas eyaleti var mesela. Evet. O Texas bile kendi içerisinde bir sürü bölüm var yani. Austin'e gidersin başkadır. Ne bileyim bir kırsalına gidersin bambaşkadır yani. Orada redneckler vardır. Merkeze gidersin gay club'tır yani serbesttir her şey yani. Yani bizde bile e, şehir şehir kültür değişirken. Ee, orada değil mi aşırı farklar var. Ben... Yani bir tarafı as aşırı e, Hristiyan, bir tarafı eee Kaliforniya mesela yozlaşmış, ahlaksızlaşmış bir bölümü. E, ondan sonra e, New York'a desem belki orada biraz daha ticaret ve iş Hı -hı. E, kafasında. Tabi e, tabii şehir şehirde değişiyor. Yani... E değişiyor git Alabama'ya gitsen mesela sen tam beyazların olduğu bir yere. Ne bileyim ben bir uzak doğu olarak gitsen yani insanlar bakarlar sana yani. Ben şeye gittim. North Carolina'ya gittim. Surf yapmaya bundan yıllar önce. North Carolina'da dikkatim bir şey çıktı. Mesela uzak doğulu ve Zinci çok azdı. Hep böyle beyaz Amerikalıydı yani. Hı. Yani Florida mesela. Peki Amerika. Gerici bir yerdir. Hı. Ama Miami'ye git Florida'nın parçasıdır. Bambaşka bir yerdir yani. Orlando'ya git bambaşka bir yerdir. Eyaletin içerisinde bile. Ya bir İstanbul'da öyle aslında. Şimdi düşün. Tabii, tabii. Bebeği düşün. Tabii. Maltepe başı büyüğü düşün yani. Değil mi? İstanbul. Doğru. Ama kafalar bambaşka, hayat bambaşka. E, Amerika'da peki en sevdiğin e, eyalet hangisi? Benim en sevdiğim ay eyalet New York <laughs> New Yorklu, New Yorklu olduğum için ama onun dışında sevdiğim Kaliforniya'yı e, güzel severim e, Miami'yi severim bir de yani. Peki tekrar e, evlilik düşüncen var mı? Yok. Neden yok? Yani ben Özel ço değilse tabii ki. Ben çocukları Aha. yaptım benim işim bitti çocuğu yaptım bitti yani. Ee, Dediyorum ya baştan biraz önce dediğim gibi yani çocuk yapmadıysan yapmayacaksan ha. bence bir anlamı yok. E çocukta... Ben çocuk olayını hallettim ama Hı -hı. bir arada benim eski eşim de yani hiçbir şeyimiz yok yani hala şeyiz yani Kankayız dostuz. Ne yani. güzel ee, şimdi bir de e, Şeyi konuşmak istiyorum. Bu <laughs> Amerika'da woke culture diye bir e, terim var. Bu sanırım biraz daha e, şeylerin e, neydi e, republikin e, neydi Türkçesi son özür dilerim cumhuriyet cumhuriyetçiler mi e, ondan sonra e, bunların yaptığı e, abartılı bazı şeyler var yani bu e, beyaz, beyaz sarı basma muhabbetine mi hayır hayır ben şu şimdi başka bir podcastimde de konuşmuştum e, 18 yaşına gelmeden 6 yaşında 9 yaşında cinsiyet değişimleri var ya o çok karışık o çok çok yani Evet tam sorunu alayım ben de ona göre bir cevap vereyim. Evet sana. şimdi şöyle daha reşit olmadan çocuk kendi kararını vermeden ebeveynler çocuğunu bazen de yönlendirmeden dinlemeden hormon vererek bunun dışında kadınsa belki göğüslerini aldırma vesaire geri dönülmeyecek yani ileride çocuğu olamayacak erkek ve kadın hormonal etkenler bu, bu, yapılıyor. bu, bu bu yok. Ben bunu şimdi böyle şeyler bana da söylendi. Ben bunları açıkçası duymadım. Bunu bana bir arkadaşım da söyledi. Şimdi Amerika'da bir çocuk böyle hissediyor da kalkıp onun anne babası ona hormon bilmem nesi yapmaz. Geri zekalı bir ebeveyn değilse. Yani bu biraz da böyle işin abartılmış kısmı diye düşünüyorum. Elinde böyle bir kanıt böyle var, bir var. şey var mı bilmiyorum. Yani bir belgesel izledim bu şekilde. Ha. Bunu savunan ebeveynler artık var öyle savak var mesela doktorlar Ve, konuşuyor. Yok o da yasal değildir zannetmiyorum. Amerika'da o işler kolay olmuyor. O belgeseli izlemedim. Ama Amerika'da o işler öyle kolay olmaz. Hemen çocuğu al şey yap. Ya benim çocuğumun evet. benim çocuğumun eline ee, kıymık battı. Tahta parçası girdi ince. İyice derisine girdi parmağını biz onu çıkartamadık. Örnek için anlatıyorum. Hı hı. Amerika'daki sistemi anlayın diye. Çıkartamadık. Biz bunu hastaneye götürdük. O zaman kaç yaşındır? İki yaşında filandı. Hastaneye götürdük bunu çıkarsınlar diye. Çünkü durmuyor. Tutmamız lazım. Hastaneye götürdük, Kolombiya hastanesine. Bak, bir tane doktor geldi, bir tane anestezi uzmanı geldi, bir tane hemşire geldi. Hafif narkoz verdiler, çocuk böyle baygınlaştı, anestezi uzmanı narkozi verdi, hemşire işte yanında çocuğu tuttu filan, doktor da çıkarttı. Biz o zaman bundan kaç 10 sene önce filan bize bir 8 bin dolar falan fatura çıkarırlar. Yani bu kadar basit bir şeyde bile bu kadar bir prosedürü var. Yani senle de çocuk çünkü çocuk bir gün der ki ben geyim der bir şey izler ben geyim der bir sene sonra der ki bu geylik yasaklansın der yani. Anladın mı yani onların feyizleri vardır böyle gelir gider o yüzden öyle bir şey olduğunu inanmıyorum ama şu var ben ben özgürlükçü bir adamım. Herkes istediği gibi gay olabilir, lezbiyen olabilir. Kesinlikle. Beni hiç bağlamaz. Ama reşit olunca kendi karar verir. Benim değil. sınırlarıma girmedikten sonra beni bağlamaz. Tabii. Ama şimdi bu Amerika'da çok yaygınlaştı. Bizim binamızda bizim binamızda bir 7-8 tane çift var. Gay. Bunlar evliler. Resmi olarak da evliler. Hı hı. Tabii. Ondan sonra. Reşit yani, olsun sorun yok zaten. Yani çocuğu mesela bunlar bir de çocuk evlat ediniyorlar. Ya da birisini sperm ile gidiyorlar. Bir taşıyıcı anne buluyorlar. Ondan çocuk yapıyorlar oluyorlar. E çocuk mesela diyor ki iki tane babam var diyor. Hı hı. Ha bu da beni bağlamıyor ama yani ben özgürlükçüyüm ama şeye de karşıyım yani çok böyle fazla normalleştirilmesine de karşıyım. Hı hı. Bugün insanlar Bakıyorum böyle moda şeyine. Mesela kısa paça giyiyor erkekler. Dar pantolon giyiyorlar. Garip ayakkabılar giyiyorlar falan böyle. Futbolcularda falan da çok var bu. Değil mi? Moda diye çıkıyorlar falan. Tabii. Hiç düşündün mü? Niye bunlar böyle gay gibi giyiniyor? Bana göre gay gibi giyinme. Moda konular. endüstrisinin dayatması o yani. Ay, moda endüstrisi niye böyle bir şey dayatıyor? Çünkü moda tasarımcıların çoğu gay. <laughs> <laughs> Anladın çalışıyor. Anladın mı yani adam öyle tasarlıyor kendisi Hı -hı. gay olduğu için. Onu dikte ediyor bu moda diye. Bu rapçiler de oje yani. moje falan da başladı. Şimdi oje de şey var. O eskiden de vardı 90'larda. ne derler ona? Böyle black metal dinleyenler gothic derler. O, gothic ayrı. Gibi. o ayrı bir şey. Siyah Hı -hı. ojeler falan. Hı -hı. Ama o rapçilerde oje olduğunu bilmiyorum ben ya. Yani. Ya sürebilir beni rahatsız etmez yani. Ama böyle bazı şeylerin çok fazla böyle normalleştirilmesine karşıyım ben. Kesinlikle yani planlı bir şekilde bir şey itilince... bir şey var. Bir şey var bir şey, var, bir şey yok gelir. bende de var. Bende Yoksa de var. herkes seçer onu yapar. Biz zaten e, podcast'ın şimdi başında çok, da, da konuştuk. komple teorilere girmeyelim ama olabilir Tabii. yani. Şimdi özgürlüğü cinsiyeti zaten... cinsiyeti ortadan kaldırma projeleri filan. Mesela yani şimdi e, zaten podcast'ın başında konuştuk. Özgür olduğunu, düşüncenizi söyleyeyim. Bunu zaten inanan bir insanız ama... Bir şeyler fazla böyle dayatılınca, yapılmaya çalışınca, öğretilince, itilince insan bir Allah Allah diyor. Niye Tabii, yani? tabii Bir bir şüpheye düşüyor yani. Neden yapılıyor? Diye. Yani sonuçta herkesin bir hesabı var. Yani buradaki hesap ne diye insan Merak ediyor. Yoksa dediğin gibi kimseyle bizim derdimiz yok ama reşit olsun sonra çocuk kendi ben kararını versin. Ben o reşit versin. olmadan bak bah, hala %100 ediyorum %100 bilmiyorum. Linkini atayım. Bak bana yani ben o o Amerika'da kolay olmaz o işler ya. İşte aynı, ama onu şaşırıyorsun işte. Çünkü mesela bir çift vardı Amerika'da kendileri vegan. Aha. Bebeğe vegan besletmişler. İşte. E çocuk vitaminsizlikten öldü yani. Bu zaten çocuk istismarı. Tabii canım. Tabii yani de, bu... Cinayet yani demek evet. cinayet yani. Bu da çocuk istismarı istismar oluyor. Yani çocuğu büyütmüyorsun. Farklı şekilde kafana göre e, işletiyorsun. Neyse ben şöyle tahta durayım da. Evet. <laughs> bir de e, Amerika'da hiç Rich Piano ile tanıştın mı? Tanışmadım. E, bir tanışma şansım olacaktı olmadı. Benim gittiğim bir salon o zaman supplement çıkarmıştı o. <laughs> benim o zaman gittiğim Midtown Gym vardır. Hatta orada da bir sürü videom var benim. A, oraya gelecekti gelmedi, adamları geldi filan. Fırsatım olmadı. Sonra da <laughs> rahmetli oldular. Sever rahmet miydin? Yani. Ben çok severdim. Yani Rhipiana efsaneydi. Şu yönden efsaneydi. Steroidleri herkes kullanıyordu. <laughs> herkes saklıyordu. Herkes kullanıyordu. Herkes saklıyordu bu. Ulan, bunu kullanıyorsunuz. Ben de kullanıyorum. Şu kadar kullanıyorum." dedi. Eee Türkiye'de de vardı bu. Mesela Türkiye'de steroidleri de ilk konuşan kişilerden birisiyimdir. Belki de ilkimdir ben yani. Oğlum bunu kullanıyorsunuz dedim yani. Neyin düğününü yapıyorsunuz dedim yani. <laughs> evet. Ondan sonra insanlar artık böyle işte bak ben de kullanıyorum falan diye açıklama yaptılar ya. Ben de yaptım yani ben video çektim yani testosteron mı doktor şeylerini bilmem bilir. Ya açık konuşmak lazım. Rich yani. Piano da bence o, o yüzden yani. de sevildi. Yani, Tabii sevildi. Ama deliydi de bir mi? acayip bir küllere giriyordu. Onu bir gün bir kür yaptı. Yani ata vurulmaz yani. O kadar acayip bir şey yani. Ama onun niye öldü o biraz başka mevzular da var onun yani. Tahmin ediyorum uyuşturucu, uyuşturucu mevzuları da var onun yani. Olabilir. Bir de sintol... Ölüm sesi şeyinden bahsediyor. O vuruyordu. Vurduğunu da söylüyordu. Nereye vurduğunu da gösteriyordu yani. O bisepsine vurmuştu. Mesela orada bir boşluk var diyordu oraya vurdum. Diyordu. Aslında zamanında çok da iyi vücudu varmış. Onun yarışmacı günlerinden. Evet. Ondan sonra işte bu. Ya onu da şey bozdu ya Başar. Ne Biz olmuş? belki yani sosyal medyadaki popülerlik bozdu. Beni bile bozdu. Benim ilk videolarıma Hı. bak. Ne kadar efendiyim değil mi? Bir eğitimciyim. Hı. Ama sosyal medya öyle bir şey ki. O kadar çok laf söylüyorlar ki sana. O kadar çok tahrik ediyorlar ki. Bunu günlerce, mu? yüzlerce, binlerce kez yapıyorlar. Hı. Onu da çok yaptılar. Beni de çok yaptılar. Şimdi every action has a reaction derler. Her aksiyonun bir reaksiyonu vardır. Şimdi bir süre sonra durursun durursun filan. Ondan sonra sen de bu sefer reaksiyon göstermeye başlarsın. Ben de gösterdim yani. Çok kavgalara girdik. Bilmem ne oldu sosyal medyada filan. Şimdi... Benim ilk videolarımla sonra baktığım videolara bak yani arada çok fark var niye e beni siz böyle yaptınız yani yıpranıyor insan yıpranıyorsun tabii tabi yani Yani ne kadar böyle iraden çelik gibi olsa ki benim öyledir oto kontrolüm yüksektir ama bazen kaybettiğin anlar da oluyor olmuyor değil mesela Joe Rogan var o diyor ki ben diyor hiçbir zaman diyor o yüzden yorumları okumuyorum ben yani. de okumuyorum. Ben mesela benim hakkımda videolar yapılıyor ya. Hı hı. Bak sana çok samimi bir şey söyleyeyim Ben bunu çok daha önce de söyledim. İnsanlar inanmıyor. Benim hakkımda yapılmış en sonki 70 kilo muhabbeti dahil hiçbir videoyu tam izlemedim. Nasıl haberim oluyor? İzleyen avukatlarım var, hı hı. izleyen ekibim var, izleyen takipçilerim var. Bana diyorlar ki şurada şunu dedi, dedi filan. Hemen arkadaşı izletiyorum. Bana not alın. Ne demiş? tık 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 not not notlar alıyor öyle. İzleyip yani ben bir izlemiyorum. Yok diyorsun. canım bak vallahi diyorum billahi benim hakkımda yapılan videoları ben izlemiyorum. Sinirini bozacağım. Hiç de izlemedim. i̇zleme niye sinirimi bozayım Değil ya? mi? Ha bakıyorum avukatlar hukuki bir şey varsa dava açıyorum. Onlar da danışıyorsanız şunu tabii, tabii. Yapalım, diyor ki diyor, buradan diyor, suç var diyor. Bu da şu maddeye giriyor diyor. Pop, 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 böyle yani. Ee, şey de soracağım. Bu Testo Taylan'la da bir e, video çekmiştiniz. Testo Tayland'a birkaç bir... tane video çekti. Evet, birkaç tane. Sana gelmişti bir yemek yiyordunuz, şey çok e, komik. Ya benim eve gelmişti. Komik bazen Testo Tayland böyle sessiz kalıyor, sakin kalıyor. O e, uncomfortable silence denir ya böyle hmm. sessiz gariplik hmm. falan. Nasıl biri Testo Tayland? Biz de izliyorum tabii ki. Ben de eğlenceli şey biri ama. E, yani Tayland şey akıllı... bir adam. Donuk bir adam yani. Ha. Yani ifadesiz bir adam. Ben onun güldüğünü pek görmedim normal ya. Düşün de öyle. De yani. Normalde da yani ya normal öyle adamı. Kamerada değil yani. Belki kamera oynuyor onu bilemem yani. Yok, ama canım. Tayland'da Hı -hı. ben ne zaman görürsem Tayland öyle ifadesiz bir adam yani. Sakin bir o. Aşırı sakin. Hı -hı. Ee, sakinliğini boş ver ifade yok. Mimik yok mesela Tayland'da. Güzel poker oynar o zaman. Çok güzel poker oynar <gülüyor> aynen. <gülüyor> yani mimik yok. Böyle bir adam Taylan. Tayland, Taylan'da ama güzel video çektik. Tayland saygılı da bir çocuktur bu arada. Buradan selam olsun kendisine. Selamlar evet. Ee, ama şey yani o, o da öyle bir model yani. Ben mesela böyle zıpır bir modelim. Anladın mı? O da öyle bir model. Herkes bir çeşit model yani. Herkesin güzelliği var. Aynen öyle yani. O zaman son soru olarak e, şunu sormak istiyorum. E, ölmeden önce yapmak istediğin e, aklında olan e, bir şey var mı veya gelecek planların nedir? Şimdi buna bucket list derler İngilizce'de evet. anladın mı yani ne ne Türkçe sonun Ko kova yapılacak listesi. listesi yapılacaklar listesi yani hayatım önce yapılacaklar listesi ben Allah'a çok şükür Allah nasip etti bana birçok şeyimi ben istediğim şeyleri yaptım <laughs> e, yapacak listelerim var mesela bir tane tekne ile Dünya turuna çıkma şeyim var benim. Ama böyle Rami Koç gibi 50 metre tekneyle çıkıp bütün her şeyin olduğu işte dünya turu değil. Böyle güzel böyle 11-12 metre Hı. yelkenli tekneyle gerçekten denizi hissederek okyanusun altında metrelerce yükseklikte bir ee dalgaların içerisinde boğuşarak dünyayı dolaşma ee, niyetim var. Şu anda o aşamada değilim. Öyle bir yelken tecrübem yok. Yeni yeni öğreniyorum. Ama ileride kendim olan sen bu işi yaparsın dediğim noktada Allah izin verirse öyle bir niyetim var yani. Tek Oo. başına mı peki? Tek başıma kendime çok güvenemezsem bilinçli bir arkadaşla yarım almayı düşünüyorum. Yani yerken konusunda tekte konusunda tecrübeli. Onun vloglarını o zaman tabii, bekliyoruz. Tabii tabii yapacağım. Yani Avustralyalı bir kız yaptı 15 yaşında. Biliyorsun izledim bir onu yok, bilmiyorum. Yok, çok on da olayım. güzel bir dokumentrisi var onun Netflix'te ama 15 yaşında dünyayı dolaştı. Tek Üf. başına. Ama o tabii böyle annesi babası denizci. 3-4 yaşından beri tamam, denizin evet. içinde büyümüş. Falan. Yoksa bizim gibi böyle Maltepe'den hadi açılayım falan muhabbeti değil yani. Öyle bir e, niyetim var. Ee, bilmiyorum ya. Yani ben biraz da böyle spontan yaşıyorum. Dedim ki o bucket listesinin çoğunu ben yaptım. Ee, Böyle bir hayalim var. İleride ben biraz spontan yaşarım. Derim ki yani şunu da yapayım falan derim yaparım. Yani ben biraz böyle tabiri caizse hamam böceği gibiyim yani. Hamam böcekleri mesela araştırma yapılmış yok. Teşbihte hata olmaz ama öyle. Şu bağlamda söyleyeceğim. Hamam böceklerini böyle labirentin içine koymuşlar. Mesela fareleri koyuyorlar. Kok, peynir koyuyorlar. Koku var bilmem ne var filan. Ona göre yönünü değiştiriyor. Hamam böcekleri mesela koyuyorlar kokudan arıtılmış e, ne bileyim ben sesten arıtılmış her şey eşit. Gidiyor bir anda yön değiştiriyor falan böyle. Anlamsız bir şekilde. Sebebini bilmiyor bilim adamları. Hı. Yani o bağlamda diyorum. Mesela ben böyle duruyorum kafamda bir şey oluyor Bum falan değiştirebiliyorum yani. Yakışa ya olsun. Benim kafam esiyor. Ben ülkeyi bırak kıta değiştirdim yani. Üç kere. Tüm. Hissiyatla yani Öyle orası. yani Aha. diyorum ya biraz delilik de var bende Bir yere bağlı, kalmıyorsun. Yok, bir plana bağlı yok, kalmıyorsun yok ben bir yere birisine Bağlı kalmayı sevmiyorum Bir de maaşla çalışmayı sevmiyorum Hayatım boyunca da hiç çalışmadım <gülüyor> <gülüyor> Valla sohbet için çok çok teşekkür ederim. Rica ee, ederim. Çok arkadaşlar. güzel bir sohbet oldu. Ee, yenileri güzelleri de olsun. İnşallah bunun part ikisini, yaparız, part ikisini yaparız inşallah. Evet. Beğenen arkadaşlar da beğenmeyi, takip etmeyi e, esirgemezseniz sevinirim. Kanalında bilinirliği artsın. Çok teşekkürler hocam. Rica Görüşmek ederim. Üzere. Arkadaşlar Başar hemen söylemeden geçmeyeyim. Başar buraya çok güzel stüdyo kurmuş. Gerçekten çok. E harika bir iş yapmış. Tebrik ediyorum kendisini. Ben hayran kaldım yani yıllardır bu işlerin içerisinde olan birisi olarak. Kardeşim başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kanalında büyür. Ee, sen de dersin ki olan bak güzel bir şeyler yapıyoruz. Seremesini de ne, ne o? Semeresini de alıyoruz ha, dersin. Ee, sana başarılar diliyorum. Beni de konuk ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.